Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Zafer'e uydum tabii. Ellerim kırılaydı da atmıyordum o tokatı Ceylin'e. Kendi ellerimle kapının önüne koydum kızımı. Sonra ne aradık, ne sorduk tabii. Baba ocağının kapısını kapattık yüzüne. Zafer çekti gitti. Sahipsiz hissetti kendini, kimsesiz hissetti. Sığınacak bir yer aradı. Sığınacak birini aradı. Arar tabii, arar. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Arar tabii, sonra gitti. Ellere sığındı. Gitti o savcıya sığındı benim kızım. Anne. Ama nasıl olur ya? Nasıl olur, benim aklım almıyor. Nasıl birdenbire evlenmeye karar verir? İnsan nasıl bu kadar ani evlenir? Nasıl haber vermez? Benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Uzak görüyor tabii bize kendini. Uzak görüyor. Anne yeter. Yeter. Bu mu dert oldu şimdi? Ceylin'in habersiz evlenmesi mi? Bunu dert etmek kolay tabii. Takıldı kaldın oraya. Tutukladılar Ceylin'i. Hapse atacaklar, hapse. Silahta parmak izi var. Katil diyor hakimi, savcısı. Sen hala neden haber vermeden evlendi diyorsun. Yeter. Bu oğlan sebepsiz olmadı diyorum Aylin. Onu söylüyorum ben. Yaprak uçuyorsa rüzgarın hiç mi suçu yoktur? Kardeşinin başına gelenlerde bizim hiç mi suçumuz yok? Onu söylüyorum. Hanım al bir su iç hadi. Ha? Allah, ben ne yapacağım ya? Ben nasıl düşüneceğimi bilmiyorum ben. Benim incim gitti. Zafer yok. Şimdi de Ceylin'imi alıyorlar. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim aklım karıştı ben. Kime üzüleceğim, kime yanacağım, ne düşüneceğimi bilmiyorum ben. Çıktı teyzem. Anne. Ceylin. Ceylin. Uzak durun kardeşim. Ceylin. Kızım. Kurban olurum ben sana. Benim kızım. Kurban olurum ya. Benim ya. Uzat başını. Ne olur ya. Korkma. Sakın korkma. Ben buradayım, tamam mı? Biz arkandayız. Sakın korkma. Sakın. Güçlü dur, sakın korkma. Üşüme. Şunu giy. Orası buz gibidir. Üşürsen üşüme. Üşüme ne olur, üşüme. Gül Hanım. Üşüme. Korkma, tamam mı? Biz buradayız. Ceylin. Aa, benim yavrum, sakın korkma, tamam mı? Korkma, korkma, biz buradayız. Ceylin, Ceylin. Ceylin. Tamam. Kızım. Kraliçe. Korkma olur mu? Savcımla gelip alacağız seni. Ne yapıp edip çıkaracağız seni oradan, tamam mı? Benim kızım. Sakın korkma. Benim kızım. Benim güzel arkadaşım. O zamana kadar Allah'a emanet ol. Hadi. Ceylin. Korkma yavrum. Korkma, korkma. Ceylin. Yavrum. Kızım gitme. Ne olur, ne olur. Ne olur gitme. Ceylin. Ceylin. Ah, benim kızım Ceylin. Hayır, iş iyice zıvanadan çıkıyor. Tamam karın, tamam için yandı, kabul. Ama makam da var ya. Sen böyle davranırsan adliyenin içi çorbaya dönmez mi? Döner. Yetkiyi açtın. Bak, tekrarı halinde hiç gözümü kırpmadan soruşturmayı açarım sana. Görevden uzaklaştırma da isterim. Ayağınızı denk alın. Makamınızı, yerinizi unutmayın. Fars. Bir uğra bana. Ulgaz, telaşını, korkunu anlıyorum ama yapma. Bak, aramızda incecik bir bağ var. Hatta saç telinden bile ince. Ben onu korurum. Ama sen korumazsan yapabileceğim bir şey yok. Deliler ortada. Bunca yıllık deneyimin, bilgin, birikimin ne der bu delilleri görse ha Ulgaz? Belli ki bir cinnet anı yaşandı. Ceylin de tetiği çekmiş işte. Ben de istemem ama olay bu. Kabul et. Acı ama gerçek. Neler görüyoruz ya? 60 yaşına kadar bir karıncayı bile incitmemiş adam eli kanlı geliyor buraya. Kime sorsan yapmaz diyor. Ama olan oluyor yani. Bitti mi? Bitti. Thank you.
Hadi gelin bir yemek yiyelim, hem ne yapacağımızı konuşuruz. Bana kefen getirmişti. Kefen mi? En kısa zamanda inşallah sen de evladını buna sar dedi. Gör bak, o zaman acıların en büyüğü neymiş dedi. Tuttu bedduası. Oğlum öldü. Ne zaman oldu bu? Hatırlamıyorum. Bir gün eve geldi, kefeni fırlattı gitti. Nerede kefen, ne yaptın? Bilmiyorum, evde bir yerdedir herhalde. Vazgeçtim, evde yemek yiyoruz. Duruşman var mı? Yok Ekta Bey. Gidelim.